Herkese merhabalar, ben Nihan, hoş geldiniz. Daha önce sadeleşmekle ilgili birkaç video çekmiştim ve bunların altında minimalizmle ilgili daha bilgilendirici videolar çeker misiniz tarzında yorumlar aldım. Ben de sizlere minimalizmle ilgili bu video serisini hazırlamaya karar verdim. Ama bu ilk videoda minimalizm nedir, işte nasıl minimalist olunur, minimalist yaşam tarzı neleri gerektirir şeklinde değil, nasıl bu hale geldik? Neden insanlık minimalizme ihtiyaç duydu? Neden artık insanlar huzuru minimalizmde arıyorlar? Bunların üzerine biraz daha geçeceğiz. Yani biraz daha konunun derinliklerine, daha başlangıcına ineceğiz. O zaman isterseniz çok uzatmadan hemen başlayalım. Bir zamanlar daha fazlası daha iyi demekken aslında bugün daha fazlası daha fazla yönetilecek, daha fazla düşünülecek şey anlamına geliyor. Yani zaten yoğun ve dağınık hayatlarımızda daha fazla demek artık daha iyi demek değil, hatta daha kötü demek. Eşyalardan bunalıp yaşadığımız bu depresif iç sıkıntısı durumuna biz eşyada boğulmak diyoruz. Yani eşyada boğulmak için en basit tanımıyla dünyada hakim olan obezite salgınının maddesel karşılığıdır diyebiliriz. Peki insanlık bu duruma nasıl geldi? 1800'lerin sonlarına doğru Amerika'da iç savaşın son bulmasıyla barış, çiftçilik ve fabrikalar hayatı dönüştürmeye başladı. Birinci Dünya Savaşı bile Avrupa'da ekinlerin ve fabrikaların zarar görmesine yetmişti. Bu da Amerika için daha fazla iş anlamına gelecekti. Sonraki 60 yılda nüfusun 35 milyondan 114 milyona çıkmasıyla üretim de 14-15 kat kadar arttı. Ama daha sonra insanlar bu refah ve mutluluk içindeki insanların bu refah ve mutluluk içindeki hayatı tehlikeye girdi. Çünkü Amerika insanların tüketebileceğinden çok daha fazlasını üretmeye başlamıştı ve Amerika'nın önünde iki yol belirdi. Ya daha az üretim yapılacaktı ya da halkın daha fazla tüketmesi sağlanacaktı. Birinci seçenekte daha az üretim yapmak demek insanların daha az çalışması demekti. Daha az çalışan insan da kendine ve ailesine daha fazla zaman ayıracak, manevi değerleriyle daha fazla ilgilenecek, kitap okuyacak, spor yapacak ve mutluluğa ulaşacaktı. İkinci seçenekte ise halkın daha fazla tüketmesi sağlanacaktı. Bu da daha fazla iş ve daha fazla maaş anlamına gelirdi ki tabii ki hükümet için de daha fazla vergi anlamına geliyordu. Daha fazla maaşla daha fazla satın alım gücüne sahip olan insanlar daha çok satın alacak ve mutluluğa otomatikman zaten ulaşmış olacaklardı. Reklamcılığın yükselişi işte o yıllarda başladı. İki devrimci fikir ortaya atıldı reklamcılar tarafından. Birincisi, dayanıklı ve çok uzun ömürlü ürünler üretmek yerine dayanıksız, bozulması için ürünler üretmek gerekiyordu ki insanlar bir aldığı ürünü bozulduğunda tekrar alsınlar ve böylece bir döngü oluşabilsin. İkinci fikir ise Amerika'nın mutlu ve tutumlu insanlarını memnuniyetsiz, gösterişçi ve savurgan insanlar haline getirmek gerekiyordu ki birbirleriyle yarış halinde olsunlar, eşyalarıyla birbirlerine hava atsınlar ve bir sınıf çatışması doğsun. Ondan sonra ise şu yol gelecekti. Üretilen ürünlere sanatı katacaklardı. Yani insanlar artık o ürün işlevselliğini yitirdiği veya bozulduğu için değil, yeni modeli, yeni rengi, daha modern durduğu, daha güzel durduğu için eşyalarını yenileme ihtiyacı duyacaklardı. Ve başarılı oldular da. Amerikalıların alışkanlıklarını ve adetlerini kökten değiştirip onları savurgan ve memnuniyetsiz insanlar haline getirdiler. Sonrasında bütün dünyaya tsunami gibi yayılacak bir kullan alt kültürünü yarattılar. Maddeciliğin çevre üzerindeki kara lekeleri kadar karanlık bir yüzü daha var aslında. O da mutluluğumuz üzerindeki etkisi. Araştırmacılar daha fazlasına sahip olmanın insanların mutluluğu üzerindeki etkisini araştırmaya karar vermişler. Ve insanlar temel ihtiyaçlarını karşıladıkları sürece sonrasındaki gelirleri ne kadar artarsa artsın aslında mutluluklarının çok da değişmediği görülmüş. Hatta 1960'lardan beri mutluluklarında azalma görülmüş. Buna en güzel cevabı filozof Jeremy Bentham vermiş. Her sabah kalktığında ilk işi kahvesini içmek olan filozof, ikinci kahvesinin aslında o kadar da fazla keyif vermediğini fark etmiş. Ve eşyada boğulma sorununa aslında en basit cevabı vermiş olmuş. Yani her şeyin birazı iyidir ama siz iyi bir şeyin de aşırısına kaçabilirsiniz demiş. Günümüz maddeci kültüründe
daha fazlasını satın aldıkça duygusal sorunlarımıza çözüm bulabileceğimize inanıyoruz. Ama örnek verecek olursak aslında alışveriş terapisi işe yaramıyor ve insanları daha fazla borca sokarak sorunlarının büyümesine neden oluyor aslında. Ama insanlığın şöyle bir sorunu var ki alışveriş yapıp mutlu olamadıklarını fark etmelerine rağmen sorunun daha yeteri kadar alışveriş yapamadıkları olduğunu düşünüyorlar. Yani aslında mutluluğu alışveriş yapmakta aramayı bir türlü bırakmıyorlar. Hep daha fazlasını satın alırsam daha fazla mutluluğa ulaşabilirim diye bir koşturmaca içindeler. Sahip olunanlar başarı göstergesiyken sahip olunamayanlar o derecede başarısızlık olarak görülüyor. İnsanlar arasında sanki bir sıralama varmışçasına kimin üstümüzde kimin altımızda olduğuna sürekli bakıyoruz istemsizce. Ve hep bir üstümüzdekinin sahip olduklarını biz de satın almaya çalışarak onun dışarıdan sosyal medya, özellikle günümüzdeki sosyal medyanın etkisiyle bu çok daha farklı bir boyut aldı. Onun gibi yaşayacağımıza, onun o fotoğraflardaki gibi biz de mutlu olacağımıza inanıyoruz. Sürekli bir üste çıkmaya çabalıyoruz. Dolayısıyla depresyonun tehlikeli bir biçimde bu kadar artış göstermesine şaşırmamamız gerekiyor. Çünkü seri üretim ve seri tüketim beraberinde dünya çapında bir seri depresyona sebep olmuştur. Peki bu sorunu nasıl aşabiliriz? İşte minimalizm burada devreye giriyor. Minimalizm bu yüzden insanların bu kadar ilgisini çekiyor ve en ufak bir hayatlarındaki ufak bir değişiklik onları çok mutlu ediyor. Çünkü şimdiye kadar alışılagelmiş bazı yaşam tarzları var. Bize televizyondaki reklamlar tarafından, internette önümüzde gördüğümüz reklamlar tarafından, bize gösterilen sosyal medyadaki hayatlar tarafından bir sürekli oraya ulaşmamız gerektiğine inandırıldık. Ve insanlarda artık bir farkındalık oluşmaya başladı. Bir yerlerde bir yanlış var dediler ve minimalizm insanların sorunlarına kökten çare olmaya başladı. En popüler ve en revaçlı olanı minimalizm olsa da buna alternatif eşyada boğulma sorununa çözüm olabilecek alternatif farklı yaşam tarzları da var. Bir sonraki videoda ve videolarda bunlar hakkında da konuşacağız. Ve minimalizm hakkında bilinen yanlışlar hakkında da konuşacağız. Yani eşya, benim 3 tane kazan vardı, ikisini attım, ben artık minimalistim şeklindeki yanlış anlaşılmalara, minimalizmin daha manevi tarafına yöneleceğiz. Siz de kendinize en uygun, hayatınıza en kolay şekilde adapte edebileceğiniz yaşam tarzını benimseyebilirsiniz. Bunlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir şeylere faydamız olabilir, birilerine faydamız olabilir. Tek amacım budur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.